Para mutluluk getirir mi? Ne düşünüyorsunuz bu noktada? Para saadetin bir güvencesi midir? Size bununla ilgili bir örnek vereyim. Tabii. Ben çok kişisel gelişim kitaplarını ilk okuduğum yıllarda bir kitapta rastlamıştım bu hikayeye. Adam şey yapıyor. O zaman 1 milyon kazan, 1 milyon dolar çok büyük paraydı eskiden. Evet. 70'li yıllarda okuduğum bir kitap. İşte 1 milyon kazan diye hep kendini şey yapıyor. Öyle mantrası kendi kendine. 1 milyon kazan, 1 milyon kazan. Hep böyle şey yapıyor, isyan ediyor. Şey yapıyor, niye gelmiyor bu para falan. Aradan birkaç ay geçiyor. Bir trafik kazası geçiyor. Bunu anlatmıştım burada. Belki izlemeyenler için tabii, tekrar olsun. Tabii mutlaka. Trafik kazası geçiriyor. Çok ağır bir trafik kazası. Felç kalıyor. Ve bunun bir hayat sigortası var. Bu hayat sigortası da çok tesadüf olarak 1 milyon dolarlık bir hayat sigortası. Evet. Şimdi ben size soruyorum arkadaşlar. Felç kalıp 1 milyonunuz mu olsun istersiniz? Değil mi? Bu hikayede olduğu gibi. Evet. Demek ki para işlesini burada mutluluk mu getirdi bu adama? Para bu kişiye mutluluk mu getirdi? Adam felç etti mesela. Yani bakın bazen dileklerimizi isterken dikkat edelim. Evren her şeyi gerçekleştirir. Ama ya hayırlısıyla, hani diyoruz ya hayırlısıyla olsun. Evet. Bazen bir şey olmuyorsa hani genel olarak konuşuyorum şimdi parayı dışında. Bazen bir şeyi çok istiyoruz, olmuyor. Ya tamam yani şöyle düşünmek lazım. Ya bu demek ki hayırlı değilmiş, daha iyisi beni bekliyor diyeyim. Biraz öyle düşünelim yani. Evet. Çok böyle saplanmayalım. Ve bu insan dediğim kişi 1 milyonu kazandı ama evet. Tekerlekli sandalyede. Evet. Yani öyle çok insan var. Parası var, sağlığı yok. Parası evet. var, huzuru yok. Parası var, hepsi olan da çok var. Evet. Ben demek istemiyorum ki parası olup da. Evet. Ama yani tek başına bir faktör değil. Evet. Kalbinizi temiz tutun, dürüst olun. Hayat size hak ettiklerinizi er veya geç verecek.